Şehri İstanbul'un unutulmuş bir semtinin unutulmuş bir lisesi yanmış, 7 öğrenciye ilçede okul bulunamamıştı. Ne demek yani herkes okul bulduk da biz size bulamadık? Ağzının yüzünü kıracaktım da zor tuttuk. Sonunda ilçedeki özel girişim koleji pek gönüllü olmasa da açtı kapılarını bizim 7 deli fişeğe. Yeni okulunuzun idaresiyle görüşmem düşündüğümden biraz daha uzun sürdü de. Yeni okulunuz mu? Böyle bir okula geleceğimi bilseydim okuldan önce ben yakardım zaten be. Yeni okulları girişim koleji çok modern, çok havalı bir binaydı. Havalı bir de müdürleri vardı. Esma Sultan. Gördüğünüz gibi bu okulda istemiyorlar sizi. Ben de istemiyorum. Lakin Orço halinden memnundu. Çabuk kaynaştı yeni arkadaşlarıyla. Alice, Calimero. Eyvallah Burkan kardeşim, mavişim benim. Karabiber'in ise okulda hademelik yapan annesi yüzünden endişeleri vardı. Kızım, söz ver bana. Kimse annem olduğunu bilmeyecek. Sen benden tanıyor musun? PC'nin renkli kişiliği yüzünden başı dertteydi. Herkes saçımı soruyor. Herkes aynı cevap vermekten sıkıldım ya. Kartopu. Salça bol bol dedikodu malzemesi üreteceğinden pek sevinçliydi. Ay ben onlara daha tedavisi bulunmamış bir hastalıkla bulaşacağım anacığım. Dedikoduyla. Ahan da buraya yazıyorum, bana da salça demesinler. Trafonun da kanı kaynamıştı hemen yeni arkadaşlarına. Gözünü sevdiğimin devlet lisesi be. Cimbomsa görür görmez anlamıştı rakibinin kim olacağını. Aslına bakarsan buradan bakınca senin oturduğun yerde boş görünüyor. Yedili'nin sakin gücü Bayrampaşalı'nın işi zordu. Hem okulu hem arkadaşlarını idare etmekte zorlanacaktı. Ya trafo, dikkat ettin mi abi? Günde 100 kere sana sakin ol diyorum. Abi ne gerek var ya? Bak, sok şunu cebine. Sigortalar aşağıda olsun trafo. Şş abi sakin ol. Trafo. Tamam abi, gerek yok şimdi. Trafo tamam abi, sakin. Tamam trafo abi, hadi gidelim. Topraklarından uzak büyümeye çalışan 7 karanfildiler artık. Veya yeni okullarındaki ismiyle pis yedili.
Bey. Geldin yüreğinin getirdiği yere ama onun yüreği de seninkiyle aynı dili konuşuyor mu bakalım. Neyse, anlarız birazdan. Çiçek, ne yapıyorsun kızım sen? O kilisede, Güney'de geçmişte kaldı, anlasana. Bitti her şey. Yeni bir sayfa açtın hayatında. Niye arasındaki gür yaprakları çürümüş eski defterlerde hala gözün? Hem ne bekliyorsun ki? Eski günlerden iki sohbet edip gülüştünüz diye aklı hala sende mi sandın? Ulan ne aptal adamsın sen ya. Ne adam gibi sevmeyi biliyorsun, ne de vazgeçmeyi biliyorsun be Güney. O masadaki herkes geçmişi geçmişte bıraktı be. Bir sen beceremedisin. Hadi gel şurada otur. Güney. Yıkık kilisede olacağımı nereden bildin? Sen benim orada olacağımı nereden bildin? Önce ben sordum. İyi. O zaman önce ben cevap vereyim. Ne bileyim ya. Öyle yemekte Ferit'le açın. Birden tatil mevzularını açınca konuşmaya başlayınca sıkıldım. Sonra sen geldin aklıma. Senin de sıkıldığını, başka bir yerde olduğunu, düş dediğini düşündüm. Sonra birden gaza geldim, çıktım evden. Yerden bir şey soracağım. Sor bakalım. Hani ben okulu bırakmaya karar verdiğim zaman kuaförü yanıma gelip benimle konuşmuştun ya.
Orada senin için senin geleceğinden vazgeçtim dedim. Ne demek istedin Güney? Gülçiçek. Lütfen benim için çok önemli. Ya annemle ilgili bir şeyler olduğunu hissedebiliyorum ama... Lütfen senden duymak istiyorum, ne olur. Hadi Güney, ne olur. Peki madem anlatayım. Ya aslında bu sırrı ömür boyu saklayacaktım senden ama... Anladığım kadarıyla kalbime sözle içiremediğim gibi... Sır tutmakta da bayağı zayıfmışım. Neyse. Senden ayrıldığım günü hatırlıyor musun? Yok. Hangi kız aşık olduğu erkeğin durup dururken ondan ayrılıp gittiğini hatırlar ki? Tamam, pardon. Saçma bir soru oldu. Neyse. Ya... Senden ayrılmanın sebebi... Annene... vermek zorunda olduğum sözdü. Anneme mi? Anneme ne sözü verdin Güney? Güney, anneme ne sözü verdin? Güzel, nasıl? Güzel değil mi? Güzel, güzel. Allah bereket versin. Topladık 3-5 bir şey. Oh, süper vallahi, süper. Tamam, hadi ver benim payımı, ver. Payımı. Senin payını mı? Ya Orço, sen benden habersiz kahvenin hissesini mi satın aldın? Ne yaptın? Çok komiksin İtal ya. Yemin ediyorum çok komiksin ya. Ne hissesi? Güzel kardeşim. Dekoderi ben getirdim ya evden. Ha şu sesi çıkmayan dekoderi değil mi? Ya senin yüzünden neredeyse bütün müşterilere rezil olduk ha. Niye rezil olacaksın ya? Niye rezil olacaksın? Adam getirdim ya. O kadar stat tak gibi yaptı, ambiyans yarattı, didindi, çalıştı çocuk. Bak, çok yazık edersin çocuğa. Yemin ediyorum çok yazık edersin. Ayıp olur, ayıp. Gençlerin hakkını yeme. Ver parasını çocuğun ya. Ya şimdi senin derdin o çocuğa ayıp olmasın değil mi? Aynen öyle güzel kardeşim. Ben zaten payıma düşen parayı ona verecektim. O bütün işleri halletti. Orçucuğum, sen zahmet etme diye ben senin payına düşen parayı aynen o çocuğa verdim gitmeden önce. Ne? Çocuğa mı verdin? Evet. Allah Allah! Niye veriyorsun güzel kardeşim ya? Benim paramdı o, benim paramdı. Para benim paramdı. Sen niye gidiyorsun çocuğa veriyorsun ya? İyi geldi burada stat taklidi yaptı diye. Ben de yaparım. Ben de yaparım stat taklidi. Niye yapamayayım? Bak şimdi izle. Mahmud'u, Mahmud'u var. Harika! Alex'e verdi. Çok güzel maç geçiyor. Şut ve gol! Alex attı! Alex attı! Ya gördün mü bak, bu ambiyans Fenerbahçe stadyumunda bile yok be. Sükkün Saraçoğlu stadyumunda bile yok ya. Çok güzel. Yalnız Orço, arkadaşlar uyardı. Bu ev dekoderinden bu kahvede yayın yapılamıyormuş. Ya bunun cezası çok acayipmiş ya. Yani senin yüzünden kahve batabilirmiş. İstemiyorum senin anneciğim. Ne demek senin yüzünden ya? Ne demek senin yüzünden? Ben mi dedim illa getireyim dekodörü diye? Zaten para da vermiyorsun. Beter ol. Yani sadece annem söyledi diye benden ayrıldın. Ya ben onca acı çektim. Ve bunca zaman bunu bana söylemedin. Ya Günçiçek, yalvarıyorum böyle yapma ve böyle söyleme. Sen birazcık acı çektiğin zaman bile benim kalbim paramparça oluyor ve bunu çok iyi biliyorsun. Ya... Ben ne yapabilirdim? Neticede o senin annen. Ne diyebilirdim? Ve bir an onun gözünden bakınca mevzuya. Güney, hadi ona söz verdin diye bana söylememeni anlarım ama... annemin penceresinden bakmamı söyleyemezsin bana. Annemin penceresinin benim mutluluğuma açılmadığını ikimiz de biliyoruz. Nasıl böyle bir şey yapar ya? Kendi pişmanlıklarını benim geleceğimden çıkarmaya çalışıyor. Günçiçek. Bak, annenin kızının olduğunu biliyorum. Ama şu an bu yaşadıklarımızı gidip annene söylememen gerekiyor. Tamam mı? Tabii ki söylemeyeceğim. Aslında olan birinin hesabını sormayı çok isterdim ama... senin arama yeniden girmesin diye söylemeyeceğim. Çünkü ben bunun artık sonsuza kadar sürmesini istiyorum. Evet. Şimdi en başta sorduğumuz soruya geri döndük galiba.
Hangi soru? Biz burada ne arıyoruz? Gençler hayırdır, ne oluyor burada? Heh, vatandaşın derdini anlayan devlet dedikleri böyle bir şey olsa gerek. Hiç öyle biz de aynı sorunun cevabını arıyorduk. Nasıl? Yani yok bir şey, arkadaşımla sohbet ediyorduk. Kimlikleriniz yanınızda mı? Var. Allah'tan kimlik problemimiz yok. Buyurun. Küçük hanım. Benim kimliğim... Benim kimliğim çantamda. Gülçiçek aşık mısın hayatım? Çantam burada. Kız arkadaşın. Evet. Yani evet. Hayır. Yani siz gelmeden önce tam çıkma teklif ediyordum da bu vesileyle de söylemiş oldum. Yani öyle bir durum işte. Allah bilir, en yakın arkadaşın kız kardeşidir. Nasıl ya? Neyse, iyi ki kimliklerinizi yanınıza almışsınız. Saat da geç oldu. Doğru eve. Aileniz sizi daha fazla merak etmesin. Eyvallah, iyi nöbetler. O ne demek şimdi ya? En yakın arkadaşın kız kardeşi. Ters olur mu diyor bu şey? Neyse, memur bey haklı. İstersen seni eve bırakayım da seninkiler daha fazla merak etmesin ha. Peki. Bu olanları anneme anlatmayacağım. Sadece annene değil, bizimkileri de bahsetmeyeyim. Yani salçayı anlarım da karabiberi falan da mı söylemeyeyim? Gülçiçek, sonuçta durumumuz biraz karmaşık biliyorsun. Yani onların pot kırmasını geçtim. Her ne kadar yakın arkadaşlarımız olsalar da bizi anlamakta biraz zorlanabilirler ha. Peki biz kendimizi anlıyor muyuz Güney? Vallahi kendi adıma şu an tek bildiğim, şu an burada seninle olduğum için çok mutluyum. Geri kalan her şeyi yarın düşünmek istiyorum, olur mu? En azından bu gece huzurluyum. Nerede kaldın bunları? Şaşıran eşektir. Şaşırdın. Şaşırdın ya. Şaşırdın. Şaşırdın ya. Günaydın. 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 Oo, iyi vallahi. Nerede benim günaydın öpücüğüm? Unuttun mu? Hayırlar olsun inşallah. Bayram değil, seyran değil. Cincon beni niye öptü? Ya öyle içimden geldi. Ya Cincon'cuğum, telefonun dedesi hasta ya. Filsi'yle beraber onlar çarşıya ilaç almaya gittiler. Onları da öpeceksen, onların yerine beni öpsen daha iyi olur ha gençten ha. Pöşt lan! Yani Gülçiçek oğlum bu. Arkadaşımız yani. Aşk olsun paşacığım ya. Yemin ediyorum aşk olsun. Bende grubundaki kız arkadaşlarına bakacak göz var mı be? Ha! Tabii senin yerin ayrı kız Salça. Hadi be! Güney, Gülçiçek şimdi siz bu salak orçayı bırakın da. Yemekte ne yaptınız bana onu anlatın ya. Hiçbir şey yapmadık. Yani yedik işte hemen gittik yattık. Evet çok sağ olun. Ben de gerçekten bunu merak ediyordum. Acaba bizimkiler böyle gidip direkt yattılar mı yoksa yapsın var yemeği yiyip öyle mi uydular? Böyle ne kızım siz mi uykunuzdan? Ben yemekte neler konuştunuz onu merak ediyorum. Evet. Ha sen o yemeği soruyorsun. Yemek işte ya. Yedik kalktık evimize gittik yani olan bu. Sohbet muhabbet filan işte. Ya onu demiyorum. Hani böyle bir gerginlik falan oldu mu? Yoksa hayat böyle artık normale mi döndü? Döndü. Her şey normale döndü. Bitti mi sorgu? Aşk olsun ya. İyi ki bir şey sorduk diye böyle bir şey tavırlar, böyle bir hareketler. Arkadaşlarımızın mutluluğunu merak ediyoruz burada yani. Suç mu? Tamam kızma hemen. Gerçi soru sormasına sevinmek lazım. Yani restorana sızıp bizi dikizlemediğine duacı olmamız lazım. Ne alakası var canım? Aslında onu da yapardı da korkmuştur bu böyle atraksiyonlardan. Tek başına yapamaz. Yanına böyle yarım akıllı, kendi gibi çifte meraklı birini bulsa bir dakika düşünmez, topuk yapar gelirdi. Aynen öyle. Neyse siz bırakın şimdi şunu da. Şeyler nerede? PC ile trafo? Allah'ım yarabbim ya. Kızım söyledim ya az önce. Telefonun dedesini ilaç almaya gittiler diye. Sen Mert'i merak mı ettin? Ha çok merak ettim. Konuşturmayın beni istiyorsanız. Ay tamam konuşma. Neymiş o konuşacağı şey? Hiç. Ne o ya?
sus. Niye bekliyorsun? Merak ettim. Ya sana ne? Gibi konu neymiş o? Sus! Gel oğlum sen böyle gel. Gel. Gel sen şurada dur. Otobüs ayrı dert, durak ayrı dert. Allah'ım yarabbim ya. Ay yine nerelere geldin sen kızım ya. Yani güya sen böyle bugün böyle Bağdat Caddesi'nde yürüyor olacaktın. Aferin sana Damla. Ay tövbe tövbe. Ama ben biliyorum hep bu taksici yüzünden oldu. Yok abla burada yol çalışması var. Yok abla burada muhasebe çalışması var. Yok abla beynimin içinde kazı çalışması var. Ay yemin ediyorum şapşık oldum ya, şapşık oldum. Şşt yavrum. Sen öyle her isteyene bakıyor musun güzelim? Bakıyorum yani. Ne olacak? Allah Allah. O zaman sen her gel diyene de geliyorsundur be yavrum. Ne geleceğim ben be her gel diyene ha? Ne geleceğim? Sen gelmezsen biz geliriz be güzelim. Geliriz değil mi lan? Gelmez miyiz be? Ulan 40 yıllık emlakçıyım. Böyle balkon görmedim anladın mı? Ben de bunca yıllık kuru yemişçiyim. Böyle fıstık görmedim vallahi. Biz var ya biz. Annelerinizin evden çıkmadan önce ısrarla tembih ettiği, onlardan uzak durun dediği o kötü çocuklarız. Ne olacak yani? Ben de Damlayım. Ne olacak, ne olacak? Kaç Damla? Gelin tatlıcıklarım, gelin organlarım. Organlarım deyince yanlış anlaşılmasın. Yaşama, yürütme ve kaygı organlarım şeklinde düşünün. Sizinle derin okul kapsamında gizli bir toplantı ayarladım tatlıcıklarım. Telefonları alayım. Ne yapıyorsunuz Esma Hanım? Dinleniyor olabiliriz tatlım. Ben bu telefonun taksitlerini hala ödüyorum. Ben size peşin peşin söyleyeyim o zaman. Burada oyun oynamıyoruz. Derin okul toplantısı yapıyoruz. Süper bir planla karşınızdayım. Umarım telefonlarımızı atmanıza değecek bir plandır. Merakla bekliyorum. Tabii ki değecek. Bundan sonra okulda cuma günleri, bugün cuma enseyi kapa günü ilan ediyorum. Yok, bunu ilan etmeyecektim. Bu kendi kendimi neşelendirmek için bulduğum bir şakaydı. Bundan sonra okulda cuma günleri tebdili kıyafet günü ilan ediyorum. Nasıl? Nasıl yani? Şöyle, Hürrem gibi, Ala gibi, Yar gibi, Bağdat gibi, Diyar gibi. Bundan sonra cuma günleri okulda serbest kıyafet günü ilan ediyorum. İsteyen istediği kıyafetle okula gelebilir, isteyen istediği şekilde serbest çağrışabilir. İyi de bu durumda burslu öğrenciler mahcup olmayacaklar mı? Dilenci gördüğünde aman para vermeyin bunlar bizden zengin diyen klişe insanlar gibisiniz. Derin okul toplantımız sona erdi. Tapışabilirsiniz. Yani bunun için mi attınız telefonlarımızı Esma Hanım? Merak etmeyin tatlı suya attım tatlım. Süpürge sapı stilindeki saçlarınızı kurutur gibi kurutursanız aynen eski biçimde çalışır. Hasan Paşa bu yeni olay tez bütün okula duyurula. Vurgumuz tezde. Emredersiniz sultanım. Emrederim. Ya da şöyle yapalım. Sen duyurma, birazdan beni gel al, birlikte duyuralım. Emredersiniz sultanım. Emrederim. Şeker sanki be. Koy çayını içenesini satayım. Ya pardon güzelim, ben bir rujunun tadına bakabilir miyim? Bak sakın yanlış anlama. Sadece tadını merak ediyorum ya. Yani şimdi benim rujumun tadına baktıktan sonra rahat bırakacak mısınız beni? O zaman... Ay. Ah, bu ruj tadına bak. Aa, ama bu olmaz. Ben dudaktaki rujun tadını merak ediyorum ya. Ben de boyuna sürülmüş ruju merak ediyorum. Ya da, ya da, ya da, ya da, ya da, ya da. Göbeğe sürülmüş ruj da olabilir. Gerizekalılar, ne pis heriflermişsiniz siz be. Ay sizin işiniz gücünüz mü yok? Yok işimiz. İş mi bulacaksın bize kız? Ya sakın balıkçıda kalkanları indirme işi olmasın da. Allah'ım yarabbim, bir tane de taksi yok ki burada ya. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Ben size 100 lira vereyim. Siz de benim peşimden böyle şey olun, akın gidin.
Sen ne diyorsun ya? 100 lira hangimiz yetecek bizim? 100 lira yetmez. Yetmez. Biz sosyetik serserileriz ya. İyi. Tamam. Alın o zaman. Silipiniz var mı? İstediğiniz kadar çekin. Silip mi? Vallahi ben doğdum, büyüdüm, ölüyorum. Biz hep boxer giyeriz. Öyle boxer giyeriz. Sen de boxer giyersin. Sen de boxer Aynen. giyersin. Ordu, nereye gidiyorsun? 500 lira borçlu mu değil mi? Borçlu. Bize tam 500 lira borçlusun. Yoksa seni istemeye istemeye taciz etmek durumunda kalacağız. Hatta ben başlıyorum. Gel. Ya. Ben de aa dur. Alo, ne yapıyorsunuz ya burada? Yo, alo, ne oluyor arkadaşlar ya? Hayırdır ya? Sen kimsin lan? Bücürük. Çok fazla konuşmayacağım. Oğlum bak, git. Uza git lan şuradan, portatif. Almayalım oğlum façanı aşağı bak. Oğlum bak, git. Ne yapacağımızı sana mı soracağız lan, yerilmesi? Oğlum bak, gidin diyorum yoksa orantısız güç kullanacağım, size yazık olacak. Yapma ya. Atom karıncaya bak hadi. Bizi dövecekmiş. Bu atom karıncadan daha çok bonzaiye benziyor lan. Yoksa jockey falan mı lan bu? Oğlum bak. Gidin dedim. Beni dinlemediniz. Ne olacak şimdi? Ha? Şimdi beni o kadar şeye benzettiniz. Ben de sizi bir şeylere benzeteyim. Benim şalterlerimi attıracaksınız burada. Şalterlerini atarsın oğlum lan! Ben izinle. Oğlum bak, bunu da al, git. Oo, ne oldu oğlum, ne oldu? Lan! O herif dişli çıktı lan. Nasıl öleceğiz oğlum sen? Nerede kalmayacak lan? Nerede kalacak? Oğlum ben size gidin dedim. İyi misin sen? Ben iyiyim. Asıl sen iyi misin? İyiyim ben, ilacımı alayım. Ne işin var senin buralarda? Ya ben böyle yanlışlıkla buraya geldim. Sonra da o manyaklarla karşılaştım işte. Ya işte senin gibi biraz böyle değişik giyinen insanları görünce onlar biraz yapıyorlar. Kusura bakma, bizim mahalle böyle biraz. Ya bir şey söyleyeceğim. Böyle senin çok yaran falan oldu. Hadi gidelim eczaneye de böyle bir baksın bana. Yok ya, iyiyim ben. Bir şeyim yok. Ya. Peki o zaman yani benim sana galiba böyle teşekkür falan gibi böyle bir borcum olmuş. Yok, borcum falan yok. Gerek yok öyle bir şey. Sen git yeter. Sağ ol, sağ ol. Alçak dilay oldu ha. Hadi oğlum geç kaldık ya. Sabah hiç çekilmiyorsun uçağa. Hadi. Ya sen hiç çekilmiyorsun ya. Günçiçek. Günaydın aşkım. Günaydın arkadaşlar. Ha, bu arada aklınızda olsun, göz nakli için falan bekleyen tanıdıklarınız varsa şu yola bakabilirler. Zira iki aydır cimbomun yolunu gözlemekten gözüm yollarda kaldı. Ay paşa, görüyor musun? Çocuk böyle romantik nasıl güzel espriler yapıyor. Şey, Ferit, hani sizin geçen akşamki yemek var ya, güzel geçmiş ha? Güzeldi, evet. Ay paşayla da artık kanka oldunuz yani. Yani kanka denebilecek kadar samimi olduğumuzu düşünmüyorum ama birbirimizi tanıdıkça daha iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Yani şimdi paşanın sen eski sevgilisiyle çıkıyorsun diye sizin arkadaş olmanıza engel değil bu durum yani. Sanki senin konuşacak başka konu yok mu? Ne gibi mesela? Ya bir sussana Neşe. Sus. Al bak. Bak Mert'in üstü başı dağılmış. Sor ona mesela. Aa Mert? Günaydın. Abi iki dakika yalnız bıraktım. Ne oldu ya? Kirapo, güzel kardeşim. Sana daldılar mı? Ne yaptın ha? Göster ağızlarını, burunlarını patlatayım onların. Hadi göster hadi. Gel göstereyim. Ha. Bak mesela şu şey var. Evet, şimdi şey, güzel kardeşim. Ben düşündüm de intikam soğuk yenen bir yemektir ya. Şimdi sıcak sıcak yiyip ağzımızı yakmayalım değil mi? İyi. Dayak yemedim ama en azından bundan sonra dayak yiyeceğim zaman ilk danışmayacağım kim olduğunu biliyorum artık. Eyvallah kardeşim. Dayak yemediysen ne bu hal? Dayak yemedim dedim, kavga etmedim demedim ki. Dayanamadın, daldın yine sağlı soldun değil mi? Vallahi daldım kardeşim.
Dedenin kontrolünü falan hallettik. 2 dakika ilaç almaya gönderdim seni. Gene daldın birilerine değil mi? Ya kardeşim gene gittim ilaç almaya. Ama sonra yolda giderken böyle kedi viyaklaması gibi bir şey duydum ben. Ay sen yolda böyle kedilere birilerine eziyet ederken gördün ve onlara daldın mı? Yok öyle olmadı ya. Bu kedi viyaklaması dediğim şey var ya. Dil kopatmış abi. Çit oynak. Aynen. Yani birkaç kişi salça oluyordu buna. Ben de şimdi ikoncam falan diye ortada bırakmak olmaz dedim. Daldım abi. Çift oynak için kavga ettin yani. Çift oynak için değil canım. Yani insanlık için. He. Ama sonuç olarak sen Damla için adam dövdün yani. Salça. Bırak ya. Salça. Bırak bırak. Neşe tamam Neşe. Ya artık okul bitince Damla ile sana söz yaparız ha Mert. Ya, tamam tamam dedin. Yaptığın şaka bu mu? Hiç yakışıyor mu sana ya? Tamam tamam. Bir şey demedim. Tamam hadi kapatın mevzuyu. Siz ne yaptınız onu anlatın. Oğlum sana bomba haberlerim var benim ya. Şimdi paşalarla filtreler yemeğe gittiler ya. Neşe bir sus ya. Sus. Ki. Mert bir şey diyeceğim ya. İyi hoş olmuş elektriğini de atmışsın gerçi ama. Dikopatı da kurtarmışsın. Ama Esma cadısı koridorda seni böyle görürse var ya. Direkt paket yapar ha. Gel biz istersen peşin peşin gidelim. Diyelim ki biricik öğrenciniz dikopatı kurtardık it sürüsünden. Yani durumumuz bu. Zart surt diyelim. Bakalım ne diyecek ha? Paşa haklı ya. Eğer üstünde iş diye eve yollarsa senin tarih sözlüsünü kaçırırsın. Aa, hakikaten ya tarih sözlüsü var. Yani girmezsem kesin bırakır o adamı. İstiyorsan dil kapatı çağır, o anlasın. Desin ki, Tirafo, yine adileri kollarıyla uço. Uçam ağzına bir tane adileri kolları. Ne oldu ha, ne oldu? Uço. Ne oldu? Ne oldu? Kız artık dök. Kız artık, vursanıza şuna bir tane. Bir vuruyor mu? Al dışarı dök. Yapma Tirafo. Ne oldu? Nasıl olmuş? Aa, senin kadar olmasa da gene de güzel. Ama bunu anlamanın en iyi yolu kaç kişi kayıt yaptıracak ona bakarak olacak aşkım. Ücretsiz dans kursu. Tabii ki herkes gelecek. Vallahi öyle deme. Dans medeni cesaret işi. Öyle herkes yapamaz. Baksana düğünlerde bile dans etmiyor insanlar. Aa, düğün dedin de aklıma bak ne geldi. Ne geldi? Biz neden bu kursa katılmıyoruz? Ne? Ya düğünde diyorum, kursa katılalım. Böylelikle davetlilere eğlenceli dakikalar yaşatırız. Hayatta olmaz. Ben hoplarım, zıplarım, hatta peren de bile atarım. Ama dans bana göre değil. Sen hoplayıp zıplayıp peren de atmayı nereden öğrendin bakayım? Bizde genetiktir aşkım. Aşkım? Bir şey soracağım. Sen demedin mi dans cesaret işidir diye? Hı hı. Sen korkak mısın? Hı? Sen korkak mısın? Korkaksın. Korkak mısın? Çok korktum. Hocam, iyi misiniz? Değilim, ne olacak? Dertli gönüllere giren müren balığı mısın sen? Sana ne? Kayışı koparmış gene mi? No, öyle üvey çocuk. Üstün başın pırtık olmuş yine. Dingil'in ahırı mı burası? Asıl buraya geliş amacımız da buydu hocam zaten. Nasıl bir modanın, nasıl bir fashion'ın çocuklarısınız bakayım siz? Sizi ne zaman görsem Tanrılar Çıldırmış Olmalı filmindeki o garip yerli çocuk geliyor aklıma. Hocam aslında yama karşı size daha uygundur da neyse. Öyle yama mı olur? Ben burada alerjisi olduğum polenlerle boğuşup duruyorum. Siz gelip hayatıma yama gibi yapıştınız. Yok öyle yama arkadaş. Yurduma alçakları uğratıp duruyorsunuz. Tıpışın. Tıpışın sizi gözüm görmesin. Tıpışın kulaklarım sizi duymasın. Tıpışın dilim sizi söylemesin. Hadi tıpışın. Allah kendilerine çözsün. Hocam bu arada Allah size sabır versin. Çünkü katlanması çok zor bir kendiliğiniz var. Kolay gelsin. Tıpışın varoş polenleri. Size de alerjim var. İnsanın kan şekeriyle bu kadar da oynanmaz ki canım. Tekli baba tekkesi gibi. Gel, sen de gel. Girenin çıkanın haddi hesabı yok. Müdüreniz burada polenlerden şişim şişim şişsin. Siz de hit kınası yakarsınız. İnek olmanın en çok prim yaptığı yer olduğu için Hint kınası. Dikkat ederseniz örnek verirken kınanın sürüleceği yeri değil,
bölge olarak made in... Neyse, niçin gelmiştiniz? Maskenizi getirmiştim Esma Sultan. Yardım edeyim Esma. Evet efendim. Sakin ol Esma. Şöyle tutayım. Allah'tan diğer insanlar gibi sosyallik kisvesi altında maskeler takmıyorum. En azından olduğum gibi biriyim. Durup durup duruş bildiriyorum. Var mı? Neyse, ben gidip şu duyurumu yapayım. Sen de bu odayı bir güzel polenlerden temizle. Bu arada şu vazoya da dikkat et. Eğer kırarsan 7 sülalem bir araya gelse ödeyemezsiniz. Anladın mı? Tamam, anladım. Hangi vazo bu? Bittim mi? Bittim. Ah, ah, kovdu beni, kovdu. Bu sefer kovdum, kovdum. Hacı, dün akşam elektrikler kesildi. Ben de mum ışığında izledim televizyonu. Ya sen şimdi onu bunu bırak da oğlum. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Senin bu zamana kadar hiç manita oldu mu lan? Manita yaptın mı kendine? Ha? Olmaz olur mu? Tabii yaptım lan. Ay can yedim abi. Nasıldı? Ya güzel ne kelime, güzel ne kelime. Harikaydı, muhteşemdi. Ya kaç zaman geçti hala unutamıyorum bunu. Ha yazık ama. Beni altıma işiyorum diye ya da yılan besliyorum diye bıraktı. İkisinden biri ama tam çözemedim ben hangisinden dolayı. Ay, pislik herif seni. O zamanlar ben 4 yaşındaydım. Bir süre sonra 12 yaşında ben altıma işemeyi bıraktım ama yılanı hala besliyorum. Ya şimdi senin 4 yaşından beri hiç manita olmadı mı kanka işte o? O nasıl laf orçocuğum, o nasıl laf? Olmaz olur mu? Oldu tabii. Ben 15 yaşlarımda falandım. Mağazada çalışan bir kızla nasıl kesişiyorum, nasıl kesişiyorum. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor ya. İyi sonra? Kız vitrin mankeni çıktı. Allah'ım yarabbim ya. Sana da zaten manken yarışır mı kardeşim? Ne mi? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Dikkat et, ben de bir ara cansız mankenlik yaptım ha. Denk gelmeyelim, bak. Cansız manken. Böyle mi durdu? O da aynı senin gibi böyle soğuk bakıyordu, donuk. Donuk bakan sadece gözlerim. Seni al, seni anladın espriyi, anladın espriyi, anladın. Allah'ım yarabbim ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ya söyleme bir şey. Ben bir şey söyleyeceğim. Ya söylemesene oğlum bir şey. Dinlesene beni. Ya oğlum burada bir paylaşım yapıyoruz değil mi? Bir şey söyleyeceğim diyorum sana. Dinle beni. Ne var? Hadi söyle, bağırma bana. Tamam. Söyle hadi, dinliyorum. Dinliyorum. Söyle. Manken olmasa da olur. Yani manken olmasın. Ama yani biri olsun mutlaka. Olması şart. Yani mesela fiziği güzel olmalı değil mi? Fizik olmazsa olmaz. Akıl ama fizik var. Yani sen bir kıza ne ararsın? Vallahi kankacığım benim için nabza atsın yeter ya. Nabz mı atsın? Olur mu öyle şey o çocuğum? Yani kızla buluşacaksınız. Bir fikir alışverişi, bir duygusal dayanışma böyle karşılıklı böyle sürpriz yapacaksın. Sürpriz ona. Ya ben sana çok üzülüyorum biliyor musun kanki canfinki? Yemin ediyorum çok üzülüyorum ya. 14 yıldır sevgilin de olmamış. 14 yıldır nasıl tutmuş bunlar ya? Yazık günah ya. Gerçi benim de bu aralar manitaya çok ihtiyacım var. Yokluktan değil ha, yanlış anlaşılma olmasın. Ben böyle belli aralıklarla manita repertuarıma yeni manitalar eklemezsem canım çok kötü sıkılıyor ya. Orçucuğum, senin durum bayağı fena. Çok kötü durumdasın. Sen bayağı bağımlı olmuşsun. Ya ne yapayım güzel kardeşim, bu da benim problemim işte. Ya ben de bağımlı olursam, ha? Kesin bağımlı olurum. Bende o potansiyel var. Yemin ederim kaybederim kendimi, kimse kurtaramaz beni. Ya bağımlı olursan... 2 hafta boyunca kabak çekirdeği geçer. Kabak çekirdeği. İyi geliyor mu? Yani yerini tutmasa da idare ediyor kanka. İyiymiş. O zaman ben depolayayım kabak çekirdeğini. Gerektiği zaman kullanırım ben onu. Ay geneli. Bu ne lan böyle? Ahanda bu ne? Dance pass. Hem de ücretsiz. Ne?
Nasıl yüceceğiz siz? Nasıl yüceğiz? Hem dans edeceğiz biz. Üzerine bir de ücret vermeyecekler mi bize? Olmaz, ben hayatta katılmam ya. Ben buna hayatta katılmam. Benim bir kere dans geçmişim var. Göstereyim mi dans geçmişimi? Nasıl geçmişim? Hay s**kini ben. İyiydi mi? Peki kardeşim. Canım kardeşim benim ya. Bak şimdi oğlum, ince düşün ya. Biz bu kurslara katılırsak çaça, tango, salsa, bunların hepsi manitayla, partnerle, cıvırlarla yapılan danslar oğlum. Sonuç olarak? Ya Cigit, sen harbiden gerizekalısın ya. Oğlum, düşünsene. Dans kursuna gittiğimiz zaman bütün manitalar bizle dans edecek. Oh yeah! Ay çok! Kabak çekirdeğine ne olacak? Allah'ım yarabbim, bırak kabak çekirdeğini. Biz bu dans kursuna katılalım var ya, sabaha kadar çiğdem çitleyeceğiz, çiğdem çitleyeceğiz. Oğlum, ücret almıyorlar ama üzerine manita veriyorlar ya. Evet, veriyorlar. Ooo, çaça. Çaça. Salsa. 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 Tango. Tango. Haka. Anlıyorum, hareket yapma, çakarın takıntısı. Haka bu. Ya, konuş mu konuş şimdi, başlatma. Başka bir şey yap. Sevmedin mi bunu? Hayır. O zaman şu nasıl? Kim Kardashian? Bu güzel. Gel dese bile ağlatma. Kaçara. Kaderime de pik atar kaçarım. Kaçarım. Uyuyum ben. Ne aldatmayacağım? Niye aldatmayacağım? Aldatma. 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 Ne aldatma? Aldatma. Yani. Trafo'dan Enes'i gördünüz mü? Ay gördük, gördük. Ne öyle her yer yırtık pırtıktı? Ya böyle yakında okulun adı böyle dilencilik meslek lisesine çıkacak. Siz daha yani nereden biliyorsunuz? Vardır belki bir sebebi yani. Var sebebi. Bana serseri olması. Yani var ya hemen böyle şak diye yapıştırıyorsunuz. Yani belki birisi için kavga etmiştir. Onu savunmak için böyle kendini ortaya atmıştır çocuk. Yani varoşlar için fark etmiyor ki. Hır gür kavga falan. Ya bir de bunların böyle kaşının üzeri numaradan bantlı, kolları kofti danslarıyla olanları da epey çoktur. Çok severler biz kavgacıyız imajım. Ama bu sefer bayağı bir abartmışlar yani. Her yeri yırttık pırttıktı. Ya kim bilir, belki de birinin balkonundan kıyafet falan çalarken mi üstü başı yırtıldı acaba? Ay çok fena kızım yani ya. Yani böyle anlamadan dinlemeden şak diye yapıştırdınız çocuğa ya. Allah Allah. Aa, sende bir iş var ya. O varoşu mu savunuyorsun bize? Yok artık canım, Allah Allah, siz de saçma olduğunuz için yani size varoşu mu savunacağım da? Yani İskender'in hakkı da İskender'e yani. Şey, o Sezar'ın hakkı Sezar olacak. Aman her neyse işte o şekerim ya. Yani Sezar'ınki Sezar'a, İskender'inki İskender'e, İskender'inki Sezar'a olamayacağına göre yani problem yok. Allah aşkına ama dediğine bak. Bak Sezar, İskender yani Rus gibi yakışıklı adamlar ya. Yani bir de böyle trafoya bak, kenar mahalle tipsizi. Yani şimdi haklısın tabii, adamlar çok yakışıklı ama yani trafoda yani böyle uzun olsa biraz var ya. Yani hoş olabilir. Ne olacakmış uzun olunca? Yakışıklı mı bulacaksın? Yani yok, o kadar demeyelim, yakışıklı demeyelim yani. Ama var ya, gerçekten nasıl var mı? Ha? Yok yok, bir şey. Neyse neyse. Ha. Ay. Eyvallah İlham abi. Buyurun gençler. Yolun paşa. Turşu gene. Vallahi hiçbir zaman anlayamayacağım. Gerçi anlamak için çaba sarf ediyor muyum? Orası da meçhule. Ah!
Kanki canfintlerim, yeni bir gün, yeni insanlar, yeni aşklar ve yine yeniden ben. Ne gördün oğlum gene rüyanda? Ya Kirafocuğum, ergen kalkan çok yalanır lafını yanlış anlamışsın ya. Bugün Zeki kanki canfintimle beraber dans kursuna başlayacağız. Ha! En çok hatun tavlamış insan olarak tarihin altın sayfalarına ismim yazılacak. Orço, iki öyle. Allah, tarihteki adını bilmem kardeşim ama... yani biyolojideki adların hazır. Mesela amip olabilir. Ondan sonra efendime... bir bağırsak kurdu olabilir. Ha, girin siz, ağla. Gülüm, bugün dans dersine yazıldığında bütün kızlar benimle dans etmek için kuyruğa girecekler. Kızlar. Evet, kızlar tabii. Gerçi sizden güzel olmasınlar ama kız. Salça. Gelsene beraber seninle salsa yapalım. Salça, 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 salça. Yok canım yok. Benim öyle dans namazla böyle kaybedecek vaktim yok, tamam mı? Annem böyle dans eden çiftler arasında böyle yeni aşklar olur, böyle entrikalar olur, yeni böyle hasretler, özlemler falan olur. Anca o zaman belki ilgimi çeker. Gel. Karibiber. Tamam. Cim mam cim, cim 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 cim, pom pom cim. Geldi mi? Burcucuğum, ben bu gol sonrası sevinç danslarından dolayı bayağı soğudum o işten ya. İyi o zaman. Siz kaybettiniz. Vallahi siz bilirsiniz. Orço'nun kıvrak ve esnek figüründen yararlanamayacaksınız. Bariko. Sen kendin bir figürsün lan zaten. Hani o tarihte ilk insanların kayaları çizdiği figürler var ya, tam o işte sen. Kıskanç. Çocuklar, bu ağzımda görmüş olduğunuz maske, ağzımı okuyamıyorsunuz ya da Monica Bellucci duduşlarıma imrenmeyesiniz diye değil. Polenlere karşı duyduğum antipati ve alerji yüzündendir. Gelelim duyurumuza. Ellerimizi alkışlama, ağzımızı da oley pozisyonuna getirelim tatlıcıklarım. Getirelim. Evet. Zira evrimci ve devrimci kişiliğim, bundan kelli cuma günleri serbest kıyafet yasasını yürürlüğe koyuyor. Bundan sonra cuma günleri isteyen istediği kılıkla okula gelebilecek. Oldu da bitti maazallah. Birinci Esmaf Sultan maalesef gidiyorlar. Bayram Paçalıcığım, bir müsaade eder misin? Zeki. Bir müsaade et. Zeki. Allah aşkına bir rahat ol. Zeki! Ya şuraya koysan bacağını, bir rahat etsen diye uğraşıyorum ben burada. Olmayan aklını alırım seninle. Öyle diyorsun. Şşş! Oğlum bak, benim arkadaşlarım beni ellemiyorlar da... senin ağzını burnunu patlatırlar. Bir çekil kardeşim ya. Otur sen kankacığım. Ben gideyim o zaman. Yapacak bir şey yok. Bazen sana dua ediyorum. Bu çocuğu aldırmak için çok geç değil ha. Bizi ne hallere sokuyorsun ya? Vay be. Demek bundan sonra cuma günleri serbest kıyafet olacak ha? Peki bu ne demek? Yani okula cumaları çıplak gelebileceğiz. Yani ben bir keresinde Belçika'da bir nudist kampına katılmıştım da... yani herkes böyle çılçıplak dolaşıyor böyle. Oh, rahat rahat. Hayır Gericiğim. Serbest kıyafet, okula istediğin kıyafetle gelebilirsin demek. Bu ne demek? Yani ben okula çıplak gelebileceğim. Hayır dedim ya çocuğum. Tamam. Gerçi bunun altında daha büyük bir anlam var. Bu varoşların epi topu bir tane kıyafetleri olduğu için... serbest kıyafet onlar için pek bir şey ifade etmeyecek. Aa, niye öyle diyorsun Furki?
Yani elde yıkanmış çamaşırın hali de bir başka olur. Kendilerini fakir hissetmesinler diye moda mı yaratılırmış canım? Hey gidi çift sarılı yumurtaya can veren bilim adamları. Oğlum bak, git. Dördüncü olursun bugüne. Ayrıca biz giymekten çok giydirmekle meşhuruzdur. Safiso, sen o kokuşmuş kıyafetlerinle cuma günü okula geldiğin zaman nasıl bir yerde olman gerektiğini daha iyi anlayacaksın. Aa, fakir atışı işte. Kısa düştü. Bu arada akşam dans kursuna katılıyoruz değil mi Orçoloji? Başlamaz mıyız canım kardeşim benim kalkacağım fikrim ya. Lan ben bu herifim var ya. Sana daha önce gereksiz olduğunu söylemiştim değil mi? Çok sert. Sayat lan bozuk para gibisin Orço. Adamdız. Kalitesiz bir insansın oğlum sen. Senden dedikodu bile olmaz. Cidden? Bizi, sen bir şey söylemedin oğlum? Değmezsin oğlum sen. Ha, süper vallahi. Çok güzeldi. En güzel cevap buydu ha. Diğerleri... Ha. Bittim ben ya. Bittim bu defa. Zaten kovmak için bahane arıyordu. İyi oldu. Ha, o vazoyu kıracağıma göktaşı düşseydi keşke benim kafama. Yok, kesin kovacak beni bu defa. Asla affetmez. Kovuldum ya, vallahi kovuldum. Billahi kovuldum. Ben ne yapacağım? Allah'ım yarabbim. Merak etme, o çatlak seni kovamayacak. Ha, tabii tabii, öyledir. Çöpe mi götürüyorsun onları? Hayır. Bunları bizim mahalledeki Çetin Usta'ya götürüyorum. Çömlekçi ustası var ya, en iyisidir o. Yok ama bunlar çok küçük parça be oldum be ya. Nasıl birleştirecek bu adam bunları? Bu en sonuncu ben yere atmayacaktım. Yani tabii en sonuncu yapmasaydın iyi olurmuş ama merak etme sen. Birleştiremez onları be. Ya sen Çetin abiyi bilmiyor musun? O kırık kalpleri bile tamir eder o tatlı sohbetiyle. İyi de şimdi Esma Sultan odasında vazoyu göremezse gene beni kovacak. Sen merak etme, odasına giremeyecek o. Nasıl? Siz gene bir işler çeviriyorsunuz ama. İşte. Kendi çapımızda diyelim ama gerektiği kadar. Ay yerim be senin. Songül abla, mahallede değiliz. Songül abla. Bana bak, gideyim ben de işlerimi yapayım da şimdi başka bir sebepten olmasın. Kolay gelsin Songül abla. Çetin'e selam söyle. Aleyküm selam. Selam canım, ne var? Selam, iyiyim sen de. O ne? Kırık şeyler. Aa, bakayım. Allah Allah. Yani böyle bana inanmayana daha fazla kıllık yapar, gösterme. Aa, ya aşkım bir bakayım ya. Olmaz. Aa. Aa. Ay ne o kadar önemli? Ya, aa, ya hayatım bir bakayım. Kadriye elinde böyle olanı kurban kız seni falan yazıyormuş. Düşünsene yine de yutmuş. Ya, boş ver. Ya, ya, ya. Ustaları gibisin. Tepki. Bak ses çıktı. Ya. Tamam, göstereceğim. Göster. E tamam işte, bir sürü küçük kırık parça varmış. Sen neden göstermedin bunu bana o zaman? Geçtiyse merakın, benim arkadaşlarımın yanına gitmen lazım. Sonra görüşürüz, tamam mı? Tamam, görüşelim. Görüşürüz. Akılları sıra bize dalga geçtiler. Aslına bakarsan haklılar. Ya onların marka kıyafetleri var. Şimdi herkes istediğini giyince giyip bize hava atacaklar. Aman gıcıklar. Bak ama biz de pis yediliysek bunların oyununu bozarız. Nasıl bozacağız? Benim aklıma bir fikir geldi. Şimdi ikon canlıların hepsini forma gibi tek bir örnek giydireceğiz. Hapiste olacaklar diyorsun. Aynen öyle. Salih abi bu kıyamı unutmayın ha. Al bunu da. Hayır yani. Yani şimdi insanların yani sadece parası yok diye böyle hor görmemiz mi gerekiyor sisterlerim? Yani olur mu hiç böyle şey ya?
Hani şu kollara baksanıza. Hayırdır Dilkucuğum? Sana böyle bir değişik haller oluyor. Yok, biz ona değişik hal demeyelim. Manki gözünü açtı diyelim. Yani hayatta böyle... Yani insanların yani ölümlü olduğunu fark ettim ve... Yani insanlar için böyle hayatta işte vergi rekortmenliğinden, trendlerden, dergilerden, paradan, puldan, alışverişten... Efendime söyleyeyim işte böyle yakışıklı erkeklerden, kaslı böyle sıkı böyle taş gibi böyle ama böyle çok kaslı kollardan... Böyle işte ondan sonucuma erkek arkadaşının Facebook'taki mesajlarını falan kontrol etmekten daha önemli şeyler olduğunu fark ettim. Yani bayağı fark ettim. Ay bana bir şey oldu. Ay yok ya, bana bir şey falan olduğundan değil de... Yani şimdi misal, şu bizim varoşları böyle kaslı kola... Yani işte ele alalım. Yani mesela bu trafo. Ha böyle dışarıdan baktığımızda böyle soğuk, böyle... Böyle ne bileyim gıcık, böyle bir sert, böyle botokslu gibi falan gözüküyor ama... Nereden bileceğiz ki? Belki adam böyle kendi içinde böyle angora, yün kazak gibi sıçacık... Böyle yumuşacık bir kalbe sahip ya. Yani tabii ben bunu kendi sezgilerime güvenerekten şey ediyorum. Ben yani böyle tırnak içinde belirtiyorum. Yani bunun altında bir mana falan aramayın saçınızı başınızı yolarım. Ya kızım! Ulan aa, gerizekalılara bak ya! Nasıl beklemiyor musunuz? Tamam mı? Çok sağ ol Traf. İyi hadi. Traf, kardeşim intikam vakti. Hayırdır, kime dalıyoruz? Antrenmanlıyım. Ya bırak şimdi kara bataklığı. Kung fu, karate gibi atasporlarını bir kenara bırakıp beyin jimnastiği yapıyoruz. Operasyonumuzun adı Polenli Ölünmez. Polen mi? Ne poleni ya? Ya bu Esma cadısı aklı sıra bizi rezil etmek için cuma günlerini serbest kıyafet günü yaptı ya. Ha. Yer mi? Yemez. Esma cadısının polen alerjisi olduğunu biliyoruz. Bir de biliyorsun kırık vazo muhabbeti var. Evet. Yani Esma cadısı o kırık vazoyu da görmemeli. Ve bu serbest kılık kıyafet cuma gününü yani hesabını da ödemeli. Ha ekstra bonus da var yani iyi. Poleni nereden bulacağız? İşte orası biraz... Ya kardeşim o zaman kızlar toplasınlar. Biz avcılık yaparken kızlar toplama yapmayacak mıydı? Onlar toplasın. Kızları bırak. Kızlar ikoncanların kızlarını topluyor. Küçük bir hesapları var onların da. Ya ölmeyiz sonuçta. Polenden ölünmez kardeşim hadi. Ha, geliyor. Ay daha önce o elbiseyi en son böyle Paris Hilton'un üzerinde görmüştüm ben biliyor musunuz? Türkiye'de de sadece Contello mağazalarında varmış. Ay evet ben de gördüm ya müthiş bir elbiseydi ama bizde onu alacak para yok ki. Ya vallahi elbiseyi ben de gördüm inanılmaz güzel bir elbise de işte para lazım yani o elbiseyi almak için. Güzel ne demek güzel ne demek mükemmel bir elbise. Keşke bizim de öyle bir elbisemiz olsaydı. Aa. Yedi. Yedi. O elbise var ya sadece Contello mağazasında varmış kız. Ya sorma biliyorum biliyorum. Hatta sadece Paris Hilton'da varmış o elbise. Ay nerede bizde o kadar para? Millet böyle serbest kıyafet ayağını böyle giyip takıştıracak. Biz de böyle paspal paspal okula gideceğiz. Ya aman neyse kız Salça. Sen alttan tuvalet kağıdını uzatsana. Kızlar, ne kadar müthiş bir elbiseydi. Ya. Ama sadece Contello mağazalarında bulunuyormuş. Ama çok pahalı. Biz onu bir türlü alamayız. Yani ne yaparsak yapalım alamayız biz onu. Ay nerede bizde o kadar para? Of. Tabii canım. Yani o elbiseyi almak için çok para lazım. Evet. Biz bir de eziyiz ya. Ay ne güzel alsak serbest kıyafet gününde de giyer hava atardık. Değil mi? Değil mi? İşlem tamam.
Bakalım bu ikoncanlar yiyecek mi o yemleri? Oo, onlar çoktan yediler kızım. Benim var ya böyle bir iki ay yetecek dalga böyle dedikodu malzemem bulunuyor artık. Ay diyorum ki ya, acaba biz bu elbiseden alsak mı acaba gerçekten? Böyle siz anlattıkça böyle iştahım kabarıyor. En son böyle Paris Hilton'da vardı değil mi o elbise? Öyleydi. Alışverişe çıksaydık en azından. Nereye gidiyorsunuz Esma Hanım? Ay! Memleketçe nereye gittiğimizi mi soruyorsun? Yoksa benim mi özel olarak nereye gittiğimle ilgileniyorsun? Hayır. Şimdi şu an nereye gidiyorsunuz? Ben yanlışlıkla polen alerjisi yüzünden sana gereksiz yere değer mi verdim? Yoksa köpeciklere verilen ödül mamaları kıvamında anlayışlı mı davrandım? Hem ne haddine? Okul benim değil mi? İstediğim yere giderim. Tabii canım, orası şey de ben... Gözlerimin ovurilik sovancığına gönderdiği mesaj doğru mu? Odam polenlerin saldırısına mı uğramış? Sanırım uğramış. Hayatta girmem bu odaya. Ben evime gidiyorum. Yarın ben dönene kadar bu oda tiz temizlene paklana. Anladın mı? Vazonun kırıldığı farkına varmadı. Ay. Nasıl temizlenecek bu oda? İşte bu güzel kardeşim ve işte bu. O Junior Cennet, tablet paradise, mini çikolata, hayat burada. Ay, açık büfe mi bunlar? Ay, evet. Şimdi teker teker dağıt edeceğiz, tamam mı? İlk önce ben dağıt edeceğim, ondan sonra sana vereceğim, sen dağıt edeceksin. O neden? Ha, kalite kontrol hesabı diyorsun ha? Aynen öyle gider kardeşim. Yalnız Alif için geçerli değil ha. Ben şimdi bunlarla dans yapıp jübilemi tamamlayacağım. Son dansımı da Alice'de yapacağım. Hadi hadi, bizim bir an önce dans etmemiz lazım. Hadi dans edelim. Ya ben oğlum bir dakika dursun abi. Ben gireceğim. Nereye tam gireceksin? Bıraksana. Dur, ne yapıyorsun? Önce kayıt olacağız. Ay ya, çok da titriyor. Kolay gelsin Çetin Usta. Vay Çetin Usta. Güney, Berk, karabiber. Epey oldu dükkana uğramayalı. Vallahi doğru söylüyorsun abi. Yani insan sevdiklerini bu kadar ihmal etmemeli tabii. Ya usta, sen şimdi bir de işiniz düştü de mi geldiniz diyeceksin. Doğrusu da o ya. Yani bizim sana çok ciddi işimiz düştü. Ne işiniz düştü bana? Bizim Songül abla. Çatlak bir müdüremiz var ya, onun vazosunu kırmış da ofisinde. Yani eğer sen bunu tamir etmezsen Songül ablayı işten kovacak. Zaten bunu yapsan yapsan sen yaparsın. Ya da yine sen yaparsın ya. Ver bakayım. Kırılmış bir vazo, kırılmış bir kalbe benzer. Tamiri olmaz. Ama yeni bir aşk, yeni bir kalp. Neden olmasın? Eyvallah Çetin Usta'm be. Bacheta, tango, cıvırlarla yapılan danslar. Ah, 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 ah
Ne kadar güçlü kolların var Orçam. Mengene gibisin. İlk dans edişte aşka inanır mısın Orço? Ben sana aşık oldum, hem de apaşık oldum. Orça ne olur benimle sabaha kadar dans et. Ben hiçbir şey demiyorum. Salla beni Orço. İşim var, olsun burada. Orço, Orço. İyi gidiyorsun. İyi gidiyorsun. Ama daha klasik figürler böyle. Böyle. Tamam, tamam. Dur git, dur git. Tamam, gideceğim. Tamam, gideceğim. Ama daha klasik figürler yapmak gerekiyor. Bak hala kadar hala. Gidin, gidin. Kamil'e bak, bir de rüyama giriyor. Kızlar, hadi hep beraber. Halaya sanki üç. Vay Çetin ustam, bitirdin mi vazoyu ya? Kolay gelsin ustam. Bu ara vazonuz bitti. Bir ara gelin de güveç yapayım size. Hep işiniz düştüğü zaman geliyorsunuz. Eyvallah ustacığım ya. Ellerine sağlık. Aynısı olmuş. Borcunuz ne kadar? Borcunuz çok. Çok ihmal ettiniz Çetin ustanızı. Arada sırada uğrayın da arayı soğutmayın. O zaman borcunuz falan yok. Sağ ol ustacığım. Merak etme. Eline sağlık. Ustacığım çok sağ ol ya. Vallahi bizi kurtardın, yemin ederim. Hadi bakalım gençler, hadi bakalım. Görüşürüz abi. Sağ ol. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi iti var, kopuğu var. Ben bırakayım istiyorsan seni eve. Hadi lan oradan. Kim ne yapacak bana? Tamam canım. Kimsenin zaten bir şey yapacağı yok sana. Ben de kendim için söylüyorum zaten. Sen korursun beni. Uzatma oğlum. Yürü işte ya. Canın yürümek istiyorsa hadi. Ya Karim benim. Aslında mevzu ne biliyor musun? Ben sana teşekkür etmek istedim. Hayırdır? Niye? Ya bu Gülcan meselesi var ya. Sen şimdi olayı yanlış anlayıp başa gidip anlatabilirdin durumu. Ya demem o ki... Sen çok iyi bir arkadaşsın ya. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Benim kara kaşıma, kara gözüme takılmıyorsunuz herhalde. Ne Kolay gelsin. Gülçiçek, ne işin var kız senin burada? Ne demek ne işin var? Gelmese miydim? Hayır, yok o yüzden söylemedim ya. Ne bileyim işte böyle gece gece falan. Annemlere salçanın ders notlarını almaya gidiyorum dedim. Allah Allah. Peki annenler demedi mi? Salçayla sabah görüşürsün, alırsın ders notlarını diye, ha? Yok demedi. Ama deseydi salçayı ne kadar çok sevdiğimi, onu görmeden sabah kadar dayanamayacağımı söylerdim. Peki bu örnekteki salça ben alıyorum değil mi? Yani boşu boşuna sarılmış olmayayım. Tabii ki sensin deli. İyi madem. Madem bu kadar salçayı çok seviyorsun, o zaman bir işin ucundan tut bakayım hadi. Acaba ben gerçekten salçaya mı gitsem? Bak bak sen. Şaka yapıyorum. İyi. Çünkü ben de şaka yapıyorum. İşim bitti zaten. Birkaç bir şey yapacağım. Seni eve bırakayım, tamam mı? Tamam. Şunu kırmadan getirdik ya şuraya. Ay Allah'ım yarabbim, inşallah anlamaz vallahi. Dur.
Sakin. Vallahi paralar beni. Vallahi sırtımdan ter boşaldı ha. Şimdi bu sivil giyinme terhanesi nereden çıktı abicim? Böyle abidik gubidik şeyler buluyorlar. Ondan sonra da Mert niye sinirlendi? Tamam Mert ya. Boş ver, takma. Bak ne güzel giyinmişsin, şık olmuşsun işte. Önemli olan iç şıklığı abicim. Dış şıklığın bir önemi yok. Vay. Bugün yatağın Ramiz dayı tarafından kalkmışız. Hayrola? Yalnız Mert, bak bugün beni yalnız bırakmıyorsun ha dünkü gibi. Ne alaka ya? O nereden çıktı? O şuradan çıktı kardeşim. Şimdi okula gidiyoruz. Orada yakınlarda dilkopatı falan görürsün. Etrafında çocukları görürsün. Dalmaya kalkarsın falan. Bırakırsın gidersin bize. Olmaz yani. Ya paşa, hani açmayacaktık bu mevzuyu ya? Vallahi keşke bıraksaydım, kızı da yeselerdi orada yani. Sen bırakacaksın. Olay göreceksin ve birilerine dalmayacaksın. Mümkün değil ya. Aslında doğru söylüyorsun ya. Yani ben öyle bir şeye müdahale etmeden hayatta duramazdım. Diyorum ben sana da anlamıyorsun. Bu arada paşacığım bana diyorsun ama sen de bayağı şıksın ekstradan. Bak pantolon gömlek, pantolon gömlek. Ne alakası var oğlum ya? Ya bırak şimdi ya, Allah Allah. Elçinin yanında böyle şık olayım durumları falan. Ha? Fit giymişsin oğlum. Ya şimdi sen benim sevgilimi bırak da. Nerede kaldı millet? Vallahi PC ile Orçu'yu bilmiyorum da bu sivil giyinme durumu var ya. Sırf o yüzden kızlar en az yarım saat gecikecek. E biz zaten yarım saat geç kalacaklarını bildiğimiz için yarım saat geç geliyoruz. O yüzden yarım saat bekliyoruz ya. Bundan sonra hatırlat, bir saat geç gelelim kardeşim. Ya zaten bu sivil giyinme durumunun patlak verdiği nokta burası abiciğim. Şimdi bak gideceğiz okula, göreceksin. Bütün kızlar en erken üçüncü derse gelecekler. Aynen, katılıyorum. Vay 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 Neşe Hanım. Hayrola? Okuldan sonra kına vardı, haberimiz mi yok bizim? Ne alakası var canım ya? Yola elime de geldi, seçmesini geçiriverdi. Ha, yalan. 45 dakikadır bunlardayız. Yok onu mu giysem, bunu mu giysem, şunu mu taksam, bilmem ne mi yapsam? Ay kuruttun bizi. Ya erkeklerin halinden anlamışsınızdır şimdi herhalde. Ya ne alakası var ya? Ne yapalım oğlum? Tikiler dalga geçmesin diye. Ya kızım ben demedim mi sana dalga geçmeyeceklerdi? Hem bak görürsün, onlar kendi hallerini ağlamaktan bizi görmeyeceklerdi. Ay altta yapmışlardır diyorsun yani. Vallahi aynen öyle diyorum. Bak gör, en az ikonca anlardan 4 tane pişti olur. Pis yerleriyle uğraşırsan pişti olursun. Çok güzel olmuşsun. Nuz kızlar. Turşu? Hakikaten ya, Orço nerede? Bir şey söyleyeceğim, bu Orço sivil giyinme durumunu abartıp yanlış anlayıp komple sivil gelmesin okula. Ya yok artık diyeceğim ama Orço sivil. Oh. CP de yok. PC, CP. Orço. Aa. Oğlum bu ne hal lan? Ne yapıyorsunuz Camiler? Hay be! Ne varmış ya halimde? Bugün okula sivil kıyafetle gitmeyecek miydik? Oğlum senin o pantolonun paçasından kaç tane sivile takım çıkar biliyor musun sen? Vay! Trafoyla paşa kıskandığına göre gayet yakışıklı olmuşum. Sen ne diyorsun ha Salça? Nasıl olmuş o? Vallahi müzik kanallarında o 70'li yıllar klipleri var ya, oradaki adamlar gibi olmuşsun Orçun. Ben senin tipine ya. Senin yüzünden geç kaldık. Ya ne yapayım trafocum ya, Allah Allah. Zor giydim pantolonu. Ayağım paçasına takıldı. Ya bırak şimdi, Bolu Tüneli gibi paçası var oğlum. Nasıl takılır lan o? Sen de çok şık olmuşsun. Yok canım, ne alakası var? Yani bu gereksizin yanında şık duruyorum. Dur baksana halime. Vallahi ben Brad Pitt'in yanında da olsan herhalde seni beğenirdim. Şımarırım ama. İyi hadi şımar. İyi. Siz niye fıs fıs konuşuyorsunuz orada? Bak, ay bak yine küpem düş, merak ediyorum ha. Ne oluyor lan lan umdun Neşe Hanım ha? Bir şey konuşmuyoruz, öyle havadan sudan muhabbet ediyoruz. İyi, gelin burada konuşun. Hadi ya, bir an önce gidelim. Alice beni bu kıyafetlerin içinde görürse bir kere daha aşık olur. Hadi lan, retroseksüel seni. Biz şimdi otobüse biniyoruz. Sen de otobüsün önünden ta okula kadar belediyenin o süpürgeli araçları gibi kaldırımları süpüre süpüre bizim önümüzden geçiyorsun, tamam mı? Ben bununla binmem otobüse. Kıskanç seni. Ah,
Ya bu arada sen hani dans kursuna katılıp bir sürü kız sağlayacaktın. Alice'e mi döndün gene? Ya güzel kardeşim, kaç sefer sana söyleyeceğim Trafo'cum ya. Alice zaten benim ilk göz ağrım, o cepte. Alice'le evlenmeden önce ağaçlardaki diğer meyvelerin tadına bakmak lazım. Ha! İşte bu yüzden bugün dans kursunda bana sunulacak meyve tabağının içindeki bütün meyveleri teker teker yiyip tadına bakacağım. Ha! Oğlum senin bulunduğun ortamda meyve tabağı değil de sebze tabağı olur. O sebze tabağında çok güzel süsleyen bir hıyar olursun sen. Bunu biliyorsun değil mi? Ay be! Yalnız Cirek Hoca'm, 10 dakikadır konuşuyorsun ama ben hiçbir şey anlamadım. Şaşırmadık. Hadi otobüs ya, hadi ya. Ya ne oluyor burada? Ne oldu ya? Pişti mi oldunuz? Ne piştisi ya? Güzel onlu olmuşlar. Yeniler bu mu? Ya niye gülüyorsun? Kızılay mı dağıttı? Galiba toplu eylem falan var ya. Yalnız Mert kardeşim toplu derken kalabalık olmanızdan bahsetmiyor. Kıyafeti sizi biraz toplu göstermiş. Ya kampanya gibi fırsat ya. Bir Alice alana diğer kızlar bedava. Ya bak bari seni gebertirim ha. Valla ya kızım resmen rüsva aldık buralarda ya. Böyle pişti de pişti, pişti de pişti aldık yani. Ay yürüyün valla valla böyle kamera falan vardır. Çekerler bizi güvenlik kameraları. Kıçı kıçı gidelim hadi. Ya bak valla hemen unutulsun ha. Tanıştırayım. Güvenlik kameramanımız PC. Gülümseyin kızlar. Yürüyün ya, yürüyün kaçın ya. Gel bakayım, gel. Birazcık gel. Gel seveyim seni biraz. Gel kız. Gel. Allah'ım gel. Gel değil mi? Diğer türlü ayarlarım ha. Ressam burada sence ne anlatmak istemiş? Bence ressam burada bir şey anlatmak istememiş. Ya birbirini seven ama göz önünde olmak istemeyen çiftler böyle buluşabilsin diye yapıp bunu buraya koymuş. İyi o zaman. Yani ressam ünlü olacak mı bilmem ama yaşarken değerini bileceğiz biz galiba değil mi? Benim gördüğüm sen de görüyor musun? Maalesef görüyorum. Gereksiz herif ya. Alice de kendi resmini çizip ilkokul servisinin içerisine sıkıştırmış. Sapık bu çocuk. Gerçekten sapık. Ya bu duruma gülsem mi yoksa bu herif benim arkadaşım diye ağlasam mı gerçekten bilemiyorum ya. Neyse en azından bizim şifremiz olur. Teneffüslerle buluşmadan önce birbirimize bu resmi hatırlatırız. Aferin. O zaman ben ne zaman Alice'in orçalent dersem buraya gelirsin tamam mı? Diyecektim şifremiz şimdiden kırıldı. Niye? Uzun geliyor. Selam aşkım burada mıydın? Evet, orça resim yapmış da paşa bana söylemişti. Ben de inanmadım, geleyim kendi gösterimle göreyim dedim. Gerçekten de bu şaheser orçalınmış. Orça mı yapmış bu resmi? Maalesef zeka seviyesi buralarda olduğu için ilkokul sergisine sıkıştırmış herif. Şaka gibi ya. Aman Alice görmesin bu resmi ha. Ben de ona şaşırdım. Nasıl olup da götürmedi bunu göstermedi Alice'e? Ha neyse aşkım ben şey diyecektim ya, bu akşam sinemaya gider miyiz? Bakarız. Yani bilmiyorum. Ne bakarız aşkım? Mızıkçılık yapma işte. Hem Güney sen de Elçin de gelirsin belki. Yani Wes Anderson'ın Moonlight Rising diye bir filmi geliyormuş. Ona gidelim diye düşünüyorum. Yok ya benim akşam işim var. Peki. Ama biz gideriz değil mi aşkım? Şey ben... Gidiyoruz gidiyoruz. Hadi gel bizim arkadaşlar maç yapıyordu onları izleyelim. Gereksiz uzun. Tövbe estağfurullah. Çocukların ahlakını bozacak bir gerizekalı. Sağ geriye, kolları yukarı almayı unutmayın. Evet.
Ay. Ve işte beklenen an geldi Zeki kanki campingim. Sonunda rüyalarımız, yani daha doğrusu benim rüyam gerçek oldu. Ha, bir de derler ki rüyalar tersine çıkar diye. Onu söyleyen Kamil halt etmiş. Yemin ederim kendimi zor tutuyorum, kanım kaynıyor. Vallahi dans organlarıma engel olamıyorum. Bana bak, biz de girelim bir an önce dans edelim. Hazır bunlar sıcak sıcak soğumadan. Kızlar biz geldik. Ay ay ya, ben kadarım abi. Çekil çekil ulan beni kızlara kullanma. Hey! Ne oluyor ya? Dingo'nun ahırı mı burası be? Geçin sıraya. Sıradayız zaten biz farkı. Sıradayım ben şu an. Sıraya. Geç. Sıraya. Sıradayız. Şu an sıradayız. Tekrar yapalım. Öne doğru sol ayak. Ve sağ geri. Kollar yukarıda yine öne. Ve son kez sol öne. Ve sağ geri. Evet. Aynen bu şekilde. Şimdi partnerlerimizi alalım, eşlenelim. E var zaten. Partner var şu an bende fark ettiysen. Değil ya kız. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Partneri. Oo. Hoca. Biraz geri gelebilirsin. Ne yaptın? Lola. İndir lan el kaları git yapma. Böyleyiz. Böyleyiz. Siz de biraz geriye doğru. Bize kız kalmadı ama. Hocam biz sap kaldık. Kız sayısı yetmedi değil mi size? Evet. Arkadaşlar. Partnerlerinizle gelecektiniz bu derse. Allah Allah. Ya öğretmenim ya, bizim zaten kedi partnerimiz olsa buraya gelmezdik herhalde. Hep beraber parkardık. Nasıl partnerinizle gelin diyorsunuz şimdi? Biz böyle konuşmadık. Yok yani biz böyle konuşmadık yani. Hocam Allah aşkına şu aurayı bozmayalım. İlk defa bir kızla bu kadar yan yanayım. Şu an çok iyi hissediyorum kendimi. Devam edelim böyle. Buradan yürüyelim. Peki. Amaç dans etmek değil mi? Aynen öyle. Sapına kadar ya. Başka bir niyetim varsa niye siz kalayım öğretmenim ya? Hem, buna bak. Buna bak, dans öğretmenim. Ben var ya, dansın kralını yaparım. İyi izle beni. Çekil lan. Tuttum, çektim, aldım. Geldim. Şu dansın güzelliğini geliyor. Bak, şimdi de kaldırdı onu. Değil de tuttum onu. Şimdi de bak, dansa bak, karışma bir kez. Hoppa, hop, diş. Kız, baksana öğretmeni. Çok hocam, bu arada benim de bir bale geçmişim var. İlkokuldayken yaklaşık böyle şu. Gördün mü? Şu. Bak bakmıyorsun, bak diyorum bakmıyorsun. Şu. Black Swan izledin mi? Black Swan. Hı? Yalnız ben beyaz kuğu yapıyorum fark ettiysen. Siyah kuğuya tam erişemedim. Onu fırkıyla camburger çok iyi yapıyor. Nasıl? Demek ki dans öğrenmeye bu kadar kendinizi adadınız. Ha? Ya adamak ne demek? Ben bizzat kendim adayım ya. Hocam, orta arkadaşımız aday, ben de kıtayım. İstiyorsanız bir kuple dörtlük okuyayım size. Maülün, faülün, mefaülün, faülün, fa... Çok daha giderim ben buradan, yürürüm ama şimdilik bu kadar. Nasıl? Peki, madem bu kadar dansı seviyorsunuz, değil mi? Gelin o zaman, gelin. Hadi. Beraber eşlenin o zaman. Hadi getir. Bakayım. Gel. Kızlara getir bizi. Gel. Beraber şimdi. Nasıl beraber? Beraber eşleneceksiniz. Nasıl böyle şimdi. Beraber? Evet, tut belinden. Kimi? Bunu? Evet. Nefes al, derin bir nefes al. Oh, tamam şimdi tut. Nasıl belini tut? Nasıl? Tut belini. Tut. Gel tut belinden. Hey, yapma. Yapma, ne yapıyorsun? Hocam yapma. Bende huy var. Bir nefes al. Hey, yapma. Huy var bende. Yapma. Ay. Allah yapma. Ya. Al bir derin nefes al. Al. Oh, tamam şimdi tut. Daha iyi. Rahat. Tamam. Tut şimdi elini buradan. Evet. Gel şimdi buraya doğru gel böyle. Ya hadi. İyi. Ne oluyor buna ya? Hocam, siz bunun kusuruna bakmayın ya. Bu mensup ya. Nefesini unuttu bak. Ver. Ya ne yapıyorsun? Ay ne yapıyorsun sen? Ölüyordum burada ben. Ölüyordum. İnsan nefesini ver demez mi? Tut belini. Ya lan oğlum. Tut belini. Sen şimdi. At elini omzuna. At. Tut buradan. Gel. Şşt. Tamam. Sakin ol. Gel şimdi buraya. Üç adım geleceksin. At kalçayı. Ne? At kalçayı. Ha, bu kalçayı buraya. Ha, bu kalça buraya gel. Evet. Ya bu ne çirkin bir hareket. Bunu mu yapacağım ben? Ne çirkin bir hareket. Senden hiçbir şey olmaz biliyor musun? Bana bak, sen dans yarışmalarına katıldın mı? Katılmamıştır değil mi?
Katılacağım. Yok, kesin katılmamıştır. Bak, benimle dans eder misin? Hmm. Seninle dans eder miyim? Evet. Onunla dans eder mi? Şununla dans et, dans edersen olur. Bunlara hiç katılmadım. Ben bunların hepsine katıldım. Müsaadenle. Arkadaşlar, yüksek iradenize dayanarak size birkaç dans figürü göstermek istiyorum. Çünkü bu hocada iş yok. Yok, bu hocada iş yok. Gösteriyorum. Bana gösterdiğimi geçti. Tabii tabii onu. Var ya. O zaman say bakalım sen. Say. Hadi başla. Sanki iç ders. Kim kardeşim? Gel zeki dese bile aldatmam, aldatmam. Kaderime de bir kadar kaçarım, kaçarım. Oy. Aman aman, aman aman. Aman aman. Nasıl? Aman aman. Bir şey söyleyebilir miyim arkadaşlar? Çok özür dilerim. Burada bir dans uyguluyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Pardon. Kaybol lan! Şan kaybol oğlum. Kızlar. Ya yerim ben sizi. Oh. Tutun beyler. Çok 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 çekildim. Tutun. Seni ben özellikle baştan beri tutuyorum. Tutuyorum tutun baştan. Tutun arkadaşlar. Tutun. Baştan beri tutuyorum. Yürü ya. Çıkar çıkar seni çıkar. Ben özellikle seni çıkar. Çıkar. Yürüdün oğlan! Vardım bir. Aşkım, iyisin değil mi? Yani bu akşam biraz durgun gibiydin. Yok, iyiyim. Hayır, yani filmi beğenmedim falan diyeceğim ama gözünü ayırmadan izledim. Yok yok, film çok güzeldi. Ya ben yorgunum sadece ya, eve gidip uyumak istiyorum. Tamam. O zaman ben sana bir iyi uykular öpücüğü vereyim de rüyanda beni gör, olur mu? Geç ol. Güney. Film nasıldı? Beğendin mi? Sen nereden çıktın? Vallahi Salça'dan ders notları almaya gidiyorum. Diyeceğim şimdi ama inanmayacaksın sen. Neyse. Sen beni bırak da siz ne yaptınız? Ya onun için soruyorsan sadece film izledik. Yok canım, onun için sormuyorum. Ya evet, aslında onu merak ediyorum. Ya ben şey diyecektim. Ya of, dinle be. Ya bu iş böyle gitmeyecek Gümüşek. Ne demek bu iş böyle gitmeyecek? Daha dün sen demiyor muydun seninle çok mutluyum diye? Nasıl bugün bitirmeye çalışırsın ya? Ya sen delirdin mi? Kim bitirmeye çalışıyor? Ben öyle bir şey mi diyorum şimdi? Allah Allah. Ben şunu demek istiyorum. Bu iş böyle gitmeyecek ki. Yani böyle yalanla dolanla gitmeyecek. Ne Ferit'e ne de Elçin'e bunu yapamayız yani. Ne yapacağız peki? En başından beri yapmamız gerekeni yapacağız. Yarın ben ilk iş gideceğim, Elçin'le konuşacağım. Senden ayrılıyorum diyeceğim. Sen de gideceksin ama uzunla konuşacaksın. Senden ayrılıyorum diyeceksin. Hemen yarın mı? Evet, hemen yarın. Bunun daha fazla uzatılacak bir yanı yok Gülçiçek. Yani bu iş uzadıkça hem onlar hem de biz acı çekeceğiz. Doğru söylüyorsun ama nasıl söyleyeceğiz? Söyleyeceğiz. Yapacak bir şey yok küçük hanım. Bu iş ikimiz için de zor. Ama yapmak zorundayız. Yarın ilk iş ilişkimizi bu vicdan azabının gölgesinden kurtarıyoruz, tamam mı? Sen git. Şimdi seninkiler merak eder. İyi geceler. Thank you.
yıldızlarınızı yere düşürmüşsünüz. Bir tanesini de bana verebilir misiniz? Gözlerinizden yansıyan ışık sizin değil o yıldızların. Aşkınız bile tasarruflu, cılız bir ışık. Hep ben, ben, ben dedin, soyuttu kendi kurbağan prenslerin. Eli seni yine sen, sen, sen yedin. Doymadı kara, kara, kara deliklerin. Hey pardon, yıldızlarınızı yere düşürmüşsünüz. Bir tanesini de bana verin.